Bu yani lan tüm bu yani zenginlik nereden geliyor, nasıl geliyor diye insan tabii merak ediyor. Yani bunun aslında tek bir sebebi var yani, işte bankacılık sisteminin burada çok önemli olması. Çünkü yani Zürich'li bir bankacı olarak diğer bütün ülkelerdeki en güvenilir ve en iyi koşulları sunan kişi siz oluyorsunuz. Böylelikle diğer bir ülkedeki rastgele birinin elindeki en önemli asetleri, yani değerleri ipotekleyebiliyorsunuz. Bunun karşılığında da zaten elinizde olan bir para veriyorsunuz. Adam kendi işi için bir risk alıyor. Eğer bu risk sonucunda kazanırsa size zaten parasını geri ödüyor. Eğer kaybederse siz zaten adamın elindeki en önemli aset neyse onu alıyorsunuz. Yani buradaki asetten kastım da muhtemelen o şehrin en önemli binası falan filan yani, tamam mı? Yani adam krediyi alan yani. Kaybetse de kazanıyorsunuz, kazansa da kazanıyorsunuz, tamam mı? Ondan sonra buradan aldığınız parayı İsviçre'nin en tekelleşmiş sektörlerine tabii ki veriyorsunuz. Mesela çok detaylı işleme, çok lüks tüketimler falan filan, bunlara veriyorsunuz. Bunlarda da zaten kaybetme ihtimaliniz yok. Çünkü sattığınız kişiler yine bir ülkedeki başka zenginler yani. Yine parası olan insanlara satıyorsunuz. Asla parası olmayan insanlara bir şey satmıyorsunuz. Böylelikle sürekli gelişiyorsunuz. Yani bu bankacılar parayı kazandıktan sonra daha iyi kıyafetler, daha iyi arabalar, daha iyi yemekler istiyor. Daha iyi kıyafet demek yani ne demek? Bir yerine 5 stylist çalışıyor. 5 kişiye iş yarattınız. Bunların hepsinin aldığı kumaşlar, fabrikalar vesaire, bunların hepsi artıyor. Daha iyi arabalar için daha fazla bayiler, daha fazla şeyler vesaire vesaire açılıyor. Bunların hepsi de iş yaratıyor. Yani sadece bir bankacılık sektörünün gelişmesi, tekstil ve tasarım dahil, hatta mimari dahil, hatta sanat dahil her şeyi tetikliyor. Çünkü para kazanan insanlar doğal olarak harcamak için daha çok şey yapıyorlar. Ve bu da yani insanlara ek iş ve refah seviyesi yüksek işler aslında sağlayabiliyor. Garip yani, temel olarak bütün bu işler falan filan, bütün bu Maserati'ler, bütün Mercedes'ler, bütün arabaların bu üst modelleri, güzel binaların hepsi iyi bir bankacılık sisteminin gelişimiyle mümkün sadece. Aferin valla, iyi. Derken tam bak şurada, şimdi döneceğim birazdan, Credit Suisse var şu binanın arkasında. Şuralarda bir yerde. Valla bütün ekonomi gözümde canlandı ya. İnanılmaz. Cidden.